Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, aralarında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın da bulunduğu AK Parti kurmayları hafta sonunda projeleri yerinde inceledi. Aralarında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın da bulunduğu AK Parti kurmayları, Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk hafta sonu birlikte başta 400 yataklı devlet hastanesi inşası olmak üzere yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şimdi 11 yataklı bir izolasyon, hastaları yatırıyoruz, kanlarını alıyoruz. Kanların üzerine barkodlarını alıyoruz, hangi hastanın hangi kanı var. Pneumatik sisteme koyuyoruz, hava basıncıyla laboratuvara gidiyor. Barkodunu okutuyorlar, sonucunu çıkarıyorlar. Her alan için deskimiz var, sonuçlarını buradan çıkarıp hastayı buradan tekrar götürüyoruz. AK Parti kurmayları Muzaffer Çakır tarafından yaptırılan Sent Polikliniği, 400 yataklı devlet hastanesi ve Aksaray Belediyesi Efor Kavşağı Alt Geçidi şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve projelerde gelinen son nokta hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Efor Kavşağı Alt Geçidi çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'ni 20 gün içerisinde trafiğe açacaklarını söyledi. Burada alt geçidimizin çalışma sahasındayız. Allah'tan bir mani olmazsa 20 gün içerisinde burasını kullanıma açacağız. Sayın Grup Başkan Vekilimle beraber buradaki çalışmaları yerinde görmek maksadıyla şu anda buradayız. Şu anda gördüğünüz bütün yapı, yani yaklaşık 4 birimi bölersek başkanım, bunun 3 birimi toprağın altında kalacak. Yani nedir bu? Altyapı ile ilgili yaptığımız bütün çalışma, kanalizasyon, su, doğalgaz, MEDAŞ, bunlar hepsi teplesi elde edildiği yan taraflara. Aynı şekilde yapmış olan fore kazık çalışmaları, 557 tane fore kazık yapıldı. Jet kurat dediğimiz zemini güçlendirmek ve yandan gelen su basıncına, sızmalara engel olmak maksadıyla yapılan çalışma. Dolayısıyla bunların hepsinin bir yekün tuttu ama Allah'a çok şükür şu anda tamamlanmak üzere. Yakında da 72 tane kirişimiz var, üst başlık kirişleri. Onlar da geldiği andan itibaren ve haftaya da pazartesi ile beraber de asfaltlarımız başlıyor. 20 gün bir süre içerisinde biz burayı inşallah trafiğe açmış olacağız. AK Heyet ayrıca birlikte iş yeri açılışına katıldı. Sıradaki haberimizi anons etmeden önce biz kadınların önce insan olduğunu hatırlatarak haberimizi izliyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin yok edilmesi ve bu konuda dünya çapında farkındalık yaratılması amacıyla 1999 tarihinde başlatılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde son bir yılda öldürülen kadınların sayısı kadına yönelik şiddetin önlenemediğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Türkiye'de 2017 yılının ilk 10 ayındaki kadın cinayeti 337. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Aksaray'da da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Sağlık Sen üyesi kadınlar yaptıkları basın açıklamasında kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan kadınlar ve Sağlık Sen Aksaray Kadınlar Komisyonu Başkanı Belgin Kılıç, şiddet mağduru kadınların seslerini duyurmaya çalıştı. Bizler üyelerinin çoğu kadın olan Sağlık Sen Kadınlar Komisyonu olarak kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete hayır demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken duyarlılığı ve dayanışmayı sergilemek için bugün buradayız. Şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkileyen, temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli nedenlerdendir. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni katılım beratlarının takdimiyle sona erdi. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş.
24 Kasım Cuma günü Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde başlayan Aksaray 1. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni, 25 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel geceyle sona erdi. Anlattım anlamıyorum, halimi bilmez eller. Tomurcuklar açmıyor isyanda bütün günler. Küçücük bir dünyada bölük pörçük hayaller. Dağları böldü isyan, söndü öbür yanımız. Azerbaycan'dan Könül Ordubadı, Kerkük'ten Şemsettin Kuzeci, İstanbul'dan Kadir Turan gibi Türkiye'nin dört bir yanından en ünlü şairlerin katılım sağladığı şiir şöleninde şairler Yunus Emre'nin hayatından kesitler ve şiirlerin yer aldığı bir program gerçekleştirdi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu bir hafta içerisinde ikinci acıyı yaşadı. Cengiz Aydoğdu kuzeni Alparslan Abdullah Akbulut'u trafik kazasında kaybetti. Biz de Aksaray Belediyesi ailesi olarak Akbulut ve Aydoğdu ailesine sabır diliyoruz. AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun dayısının oğlu Alparslan Abdullah Akbulut geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alparslan Abdullah Akbulut gözyaşları içerisinde öğle namazına mütakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bedir Muhtar Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve il protokolünden birçok isim katıldı. Geçirdiği elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Alparslan Abdullah Akbulut 34 yaşındaydı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği kermesi ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bu tür faaliyetlerin hayırlı hizmetler olduğunu söyleyerek kermeste emeği geçen herkese teşekkür etti, öğrencilere destek için alışveriş yaptı. Aksaray Belediye Spor, ligin 10. haftasında Yozgat Spor'u 3-1 yenerek liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Süper Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor, ligin 10. haftasında lider ekip Yozgat Spor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ikinci yarıda temsilcimiz Aksaray Belediye Spor 3 gol birden atarak liderlik yolunda ipi göğüsledi. Hafta sonu Dağılgan Stadı'nda saat 14'te başlayan müsabakayı İstanbul bölgesinden hakem Serhat Tan yönetti. Müsabakaya etkili başlayan taraf temsilcimiz Aksaray Belediye Spor oldu. Temsilcimiz siyah beyazlı ekibin ilk tehlikeli atağı Okan Tirgil tarafından dakika 2'de gerçekleştirildi. Temsilcimiz bu atakla ilk dakikalarda maçı kontrol altında tuttu. Yozgat Spor sahada 10 kişi kalırken ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz Aksaray Belediye Spor rakibe zor anlar yaşattı. İlk yarıda baskılı oyunuyla rakibini yoran Aksaray Belediye Spor ikinci yarıda isabetli şutlarla 3 gol birden buldu. Aksaray Belediye Spor'un ilk golü 61. dakikada Enes Soy'dan, ikinci golü 74. dakikada Burhan Coşkun'dan, üçüncü ve son golü ise 86. dakikada Alfonso Kevin Asiga'dan geldi. Rakibin tek golünü 66. dakikada penaltı vuruşuyla Hakkı Tosun kaydetti. Maç 3-1 sona erdi. Dağılgan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, maçı seyreden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve teknik heyet, oyuncular büyük sevinç yaşadı. Bu büyük taraftara şampiyonluk yakışır. Bu büyük taraftara şampiyonluk yakışır. Vallahi şu anda çok mutluyuz. Biliyorsunuz birinci sıradaydı Yozgat ve şampiyonluk maçı diyebileceğimiz bir maç ve galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bütün teknik kadromuza, oyuncularımıza, hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bize böyle güzel bir galibiyet yaşattırdılar. Bunun devamı gelecek ve inşallah Aksaray'ımızı şampiyon yapacağız. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte haber turumuzu sonlandırıyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.